Merhabalar arkadaşlar, yine tekrardan yeni bir videoyla karşınızdayım. Bu videomuzda balıklarımız artık ana tanklarına geçecek arkadaşlar. Bu balıklar yaklaşık bir 4 gündür 5 gündür buradalar. Burada da yine su değişim yaparak bunları zinde tutmaya çalıştım. Şimdi lambayı karalttığım için hepsi aşağıda uykudaydı. Şimdi yavaş yavaş şöyle elime doğru gelirler. Şimdi balıklarımızı bu sudan buraya geçireceğim arkadaşlar. Sonra akvaryum suyundan aşılayacağım. Sonrasında balığımızın sayısını saydım. Onu size söylemiştim. Bayağı bir yorum da gelmiş. Tutturanlar ve çok yakın olanlar, bayağı böyle yüksek rakamlar söyleyenler de var. Bakalım balığımızın sayısı kaçmış, onu da söyleyeceğim size. Ama acilen hemen şu balıkları bir yerlerine alalım. Ondan sonra da oturup şurada sohbet ederek balıklarımızı keyifli bir şekilde izleyelim. Evet, şimdi arkadaşlar buradaki balıklarımızı buraya aktardık. Akvaryumdan buraya aşılama yapacağım. Bunu yine kontrol edeceğim. Şimdilik süreç bu arkadaşlar. Aşılarken de yine görüntülerini çekeceğim. Tabii bunlar aşılandıktan sonra yavru balıklarımızı da aşılayacağız. Hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar buradaki hortumla bunların aşılamasını yapıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi. Evet, biraz hızlı yapıyorum çünkü zaten ben buradayken de gün ve gün biraz aşılamıştım. Aslında direkt atsam bile olurdu, yani o kıvamda söyleyeyim size, bayağı aşılamıştım. Yine de ekstradan bir kat daha aşılamalarını yapıyorum bu şekilde. Bayağı doldursunlar. Böylelikle de buradan su eksilecek. Eksilen suyu tekrardan taze dinlenmiş suyla dolduracağım. Balıklarımızı da seçip yeni yerlerine alacağız kısmet olursa. Sonrasında da yavruları aşılarız. Yavrulardan sonra da lambamızı yakar oturur, şöyle bir izleriz bunları. Evet, aşılamayı yapmaya devam ediyorum ama elektrikler gitti arkadaşlar birden. Tüm şehrin elektrikleri gitti, bayağı her yer zifiri karanlık. Arkadaşlar fırsattan istifade size şu son anları göstereyim diyecektim ama şurada renklenen bir tane gördüm. Birkaç tane var hatta, öyle söyleyeyim. Renklerini almış, almaya başlamış mesela şu. Görüyor musunuz? Tabi bunların içerisinde yanık kalanlar da var. Her batında olduğu gibi yeme geç ulaşıp ama fazlasıyla büyüyen de var. Orta kalan da var. Hepsi o yanık kalanlarda diğer günlerde hızlıca boylanmaya devam edecek. Evet arkadaşlar, şimdi elektrikler geldi. Elektrikler gitmişti. Bilmiyorum o kısmı koydum mu, videoya koymadım mı ama muhtemelen koyarım. Elektriklerimiz geldi. Şimdi balıklarımızı Allah'ın izniyle yavaş yavaş tankımıza ekleyeceğiz. Gayet alıştılar. Bayağıdır, yani 3-4 saattir bu suyun içerisinde de durdular. Aslında bir ara şey yaptım, ben sabaha kadar dursalar mı dedim ama bayağı yoruldular, artık sistemin içerisine dahil edebiliriz. İnşallah bir problem olmaz. Zaten birkaç tanesini ben ekledim o elektriklerin gittiğinde. Hareketlerini gözlemlemek için hiç problem görmüyorum. Hatta şöyle dokunduğum zaman tepkileri de gayet güzel. Şimdi o zaman balıklarımızı ekleyelim arkadaşlar. Kontrollü şekilde eklemem gerekiyor. Bu yüzden eklerken tek elle ekleyip tek elle çekemeyeceğim için ekledikten sonra suyunu da tamamlarım. Ondan sonra videoya kaldığımız yerden devam ederiz. Ben onları bir halledeyim. Geliyorum. Evet, enerjim biraz düştü. Harbiden bunları yakalaması çok zor oldu. Arkadaşlar harbiden yakalanması o kadar zor ki. Yani uğraştırdığı zaman uğraştırıyor. Kolaylıkla yakalananlar da var. Yani şu süzgecin kenar boşlukları yüzünden yarım saat uğraştığım tek bir tane yavru var ya. Tek bir tane. Hepsini yakaladım. Bir tanesi gelmem Allah gelmem diye uğraştırdı beni. Namussuz. O sonunda yakaladım onu da. Şimdi arkadaşlar bunları zaten biliyorsunuz, bunlar benim sondan yavrular. Arasında renklenen 2-3 tane var. Kuyruğunda renk alan. Hatta bir tanesi şu, ikincisi şu. Evet, aşılamamız başladı arkadaşlar. Şu an devam ediyor. Sizlere şunları bir göstermek istedim yine. Kaçtılar. Dişi araya aldılar arkadaşlar. Bir o çiftleşiyor, bir o çiftleşiyor sabahtan beri. Tam çekiyorum kaçıyor, tam çekiyorum kaçıyor. Yine dişiyi araya aldılar yine. Bu da o dişiyi kovalıyor. Burada da dişi az mesela. Kırmızılarda dişi az. Erkek fazla,
Burada da dişi fazla erkek az. Tabii şimdi üretime başladığımız için ilk böyle aksaklıklar olacak dişi erkek oranında. Platinyum şu an bütün güzelliğini bizlere sunuyor arkadaşlar. Ya şu görüntüleri görecek miydik ya, maşallah. Harbiden akvaryum odası kanalında duygulandıran anlar. Güzel güzel şeyler görüyoruz artık. Horoz seslerinden duyacaksınız zaten arkadaşlar, hava aydınlandı. Yavruları buraya aktardım. Başıma öyle bir şey geldi ki az önce. Of ya, o anı Pani ile iyi ki de paylaşmadım. Tabi o an hiç telefonu, yani telefon umurumda bile değil. Bu aşılama yapıyordum ya. Hortumdan buraya su koydum işte. Akıyordu. Koltukta uyuyakalmışım bunu beklerken. Su taşmış. Buralar hep su olmuş. Ardından bu yavru balıklar buradan çıkmış, parkenin üstüne yatmışlar böyle hepsi. Yani içinde iki tane vardı sadece. Parkenin üzerine yatmışlar. Bir anda uyandım ya, bir anda böyle hani gözümü bir açtım. Yavrular yatıyor, su hala akıyor, akvaryum bayağı boşalmış falan. Balıkları parkenin üzerinden tek tek topladım. Yani o an saniyelerle, belki saliselerle yarışıyordum ya. Ne zamandır parkenin üzerindeler bilmiyorum. Ölümü canlımı bilmiyorum. Hani bir de parmağımla ezmeden alma o kadar zor ki. Parkeye yapışmışlar falan böyle. Çok çok kötüydü. Kabus gibiydi. Neyse. Şimdi balıkları ekleyeceğim arkadaşlar. Yeni yerlerine sularını dolduracağım. Sabah oldu zaten. Video artık kaç dakika sürecek bilmiyorum ama vallahi hiç oynamadan böyle direkt atmayı düşünüyorum. Aşıladık. Akvaryumlarımızı aldık. Balıklarımızı bitti mi? Bitmedi. Şimdi eksilen suyumuzu direkt koymak yerine böyle bir tekrardan yeni taze suyu şimdi de bu akvaryuma aşılıyorum. Burayı doldurana kadar iki kova suyu aşılayacağım. Balıklarımızda taze suyu görünce, zaten şu an karınları bayağı aç. Taze suyu görünce hepsi toplanmaya başladı. Taze suyumuza şimdi bir aşılansın arkadaşlar. Sonrasında bitecek. Şimdi buraya bir aşılama borusu daha ekledim arkadaşlar. Yine aynı su devirden tabi biliyorsunuz zaten ama bir tane de bir yandan bu tarafa aşılıyorum. Bir buraya bir oraya. İki hortum vardı elimde madem. İkisiyle de aşılama yapayım dedim. Daha hızlı sürecek aşılamamız. Gayet güzel yeşillikli bir alanımız var. Bir önce bitseydi ben de vallahi sabırsızlıkla bekliyorum. Hemen şunu şöyle. Artık bundan sonra mottomuz şey olacak. Ne olur ne olmaz. Harbiden bu yaşamım boyunca özellikle bugünden sonra akvaryumlarla alakalı en büyük moddum bu arkadaşlar. Ne olur ne olmaz modunda takılacağım. Her şeyi daha da garantiye alacağım. Bakalım. Devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, finale geldik. Şimdi şöyle bir oturayım. Balık sayımızı söyleyeyim. Bilenler varsa aranızda ben bildiğimi yazabilir yorumlara ama yorumlarını kontrol edeceğim diğer videonun altından, ona göre. Şimdi arkadaşlar buraya ben yazdım. Toplam 102 tane balığımız var. 102 tane balık derken yani burası komple, yavrular da dahil komple 102 tane balık. Tabi bunların arasında verdiklerimiz oldu, gidenler oldu. Allah'a şükür hiç ölen ve kaybolanımız olmadı. Hani böyle falan filan oldu deyince aklınıza öldüm mü falan gelmesin. Hiçbir kaybımız yok. Şükürler olsun, o konuda problemimiz yok. Şimdi ilk bölmeden başlayacağım ama bu 102 balıktan elimdeki erkek sayısı o kadar az ki 5 tane burada var. Ama bir avuç da burada var. Küçücük bir şey yani, şu kadar. Erkek sayım oldukça az arkadaşlar. Şimdi ben bu altın kızları ve damızlıklarımız var ya, ana damızlıklarımız bizim. Onları ben normalde ikisini buraya, diğerlerini hep buraya koymuştum. Onlara eşit şekilde böldüm. 4 tane burada, 5 tane burada var. Daha iyi oldu böyle arkadaşlar. Şimdi gelelim ilk bölmeye. Buraya erkek olması kuvvetli ihtimal olanları ayırdım. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi renkleri geldi bile bunların. Bunlar bizim şu anlık alttan gelen erkeklerimiz olacak ama sayımız çok az. Yani erkek sayısı böyle olmamalıydı. Şimdi arkadaşlar buraya, bu bölmeye geldiğimizde gördüğünüz gibi şöyle ışığımız bize yardımcı oluyor.
Bu bölmede de genç damızlık dişlerimiz erkeklerinden döllerini alıyor. Gayet şu an kıpır kıpır burası da arkadaşlar. Bayağı yani yerinde duramıyorlar. Şuralardan görüntüleyim sizler için. Maşallah. Siz de arkadaşlar maşallah derseniz çok mutlu olurum. Bundan sonra nazar değecek diye korkacağım ben çekerken. Çünkü gayet net görüntülemeler alacağız. Burada da durumlar bu şekilde arkadaşlar. Yerinde duran bir tane olsa da size şöyle sabit şekilde göstersem diyeceğim ama. Akvaryumda kelebek varmış gibi böyle kıpır kıpırlar. Uçuşan kelebekler gibi görünüyorlar uzaktan. Kuyrukları açık halde. Gayet kurulaşıyorlar, çiftleşiyorlar. Burada durumlar gayet güzel arkadaşlar. Maşallahları var. Hiç problemimiz yok, şükürler olsun. Bir yan bölmeye geçelim. Şurada bitkileri de göstereyim. Arkadaşlar bu bambuları yeni izleyenler varsa Icebreed'den almıştım. Videosunu da çekmiştim. O videoda bakabilirsiniz. Hatta bu videodan sonra çıkıp ya da şu anda bu videoyu durdurup ona da bakabilirsiniz. Yapraklar sapsarıydı. Yani ölüydü yapraklar. Görüyor musunuz? Boylanmaya başladılar. Yani şuradan kök verip yukarı doğru gelmeye başladı. Uçlardan vermeye başladılar. Tekrar bu tarafa doğru evrilmeye başladı. Şu anda bambuğumuz kendini fazlasıyla kurtarmış durumda. Gayet iyi durumda. Fesleğenimize bakın arkadaşlar. Fesleğen de aldı başına gitti. Benjamin bir sürü yeni yapraklar verdi şuradan. Köşelerden. Buralardan falan. Hatta şöyle taze yapraklar var Benjamin'de. Şurada bir tane çıkıyor. Hatta şurada. Gördüğünüz gibi. Bitkilerde hiçbir problem yok arkadaşlar. Her şey yolunda şükürler olsun. Şimdi bir yana geçtiğimizde burada bizim anaçlar var. Altın kızlar var arkadaşlar. Üretim yerimiz. Burada da durumlar gayet iyi arkadaşlar. Isıyı 25 dereceye çektim. Hatta aslında yavrulamış balık. Burada yavrularını şimdi gördüm vallahi. Sürprizler bitmiyor ya. Harbiden sürprizler bitmiyor arkadaşlar. Balığımız doğurmuş. Da burada yavrular var. Güzel. Şimdi arkadaşlar bunlara ayrı bir video çekelim. Onlar bir çoğalsın, yavrularını bir bıraksınlar. Ama sevindim şu anda vallahi. Arka tarafta bir sürü yavru görüyorum şu an. Oo bayağı da kalabalık maşallah. İyi iyi güzel. Güzel arkadaşlar. Bir yana geçelim. Burada bizim son doğan yavrularımız. Artık son doğan değiller çünkü şimdi bunlar doğdu. Burada da gayet balıklarımız artık renklenmeye başladılar. Hatta şöyle bir tane aralarında çok güzel bir renk görüyorum. Bu arkadaşlar efsane görünüyor şu an arkada. İnanılmaz güzel ki erkek çıkmış bir tane hatta. Ben onu buradan bir alayım. Arkadaşlar bunların arasından bir alayım mı ben o erkeği? Videodan sonra alırım. Güzel. Burada erkek gördüm şükürler olsun bir tane. Hatta şu. Gayet de güzel geliyor. Burada da durumlar bu şekilde arkadaşlar. Yavrularımız gayet büyüme ve gelişmelerine devam ediyor. Ben bunlara hemen bir yem vereyim. Yine de ne olur ne olmaz. Size şöyle yem yerlerken de görüntüler alayım. Kıpır kıpırlar vallahi götürüyorlar yemleri. Hiç affetmiyorlar. Şuraya da verelim birazcık. Burada da durumlar böyle arkadaşlar. Yavrularımız var. Güzel haberler var. Vallahi şimdi gördüm. Çünkü buraya aktarırken yoktu. Zaten sizlere de görüntüledim. Olsaydı hep beraber görürdük. Güzel. Gelişmeler bu şekilde arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.